Beşikler vermişsin ruha. Hamaklar, salıncaklar. Hava ana, dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Utanırım, utanırım fukaralıktan. Hele güne karşı çıplak, üşür pilelerim. Armanım kesat, kardeşim, çalışmanın, beraberliğin, atom güllelerin, katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında kalmışım bir başıma. Bir başıma ve uzak, görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'yu, kara yılanı, meçhul askeri, sonra Pir Sultan'ı, Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz. Bir nice sevda, bir bilsen, bir bilsen onlar beni nasıl... Merhaba Expert TV izleyicileri, ben Cihan Beyaz. Bundan sonra her hafta sonları cumartesi ve pazar sizlerle birlikte ekranın karşısında olacağız. Siyasetten spora, müzik dünyasından iş dünyasına konuk ve konuklarımla birlikte olacağım. Bugünkü konuğum Anadolu Rock sanatçısı Rıza Gökbayrak. Sevgili Rıza, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim bu arada beni konuk olarak ağırladığınız için. Bölgemize de hayırlı olsun televizyon kanalımız. Teşekkürler. 12 yıldır müzikle uğraşıyorum Anadolu Rock tarzında. Daha önce deneysel olarak türkü, yani arabesk haricinde birçok tarzı da deneysel olarak denedim. Yaptım yani. Şimdi de Anadolu Rock'la tarzımı devam ettirme kararı aldım. Daha önce İstanbul'da herhangi bir yerde sahne aldın mı? Çok yıllar önce ama şimdi 12 yıldır bu işi yapıyorum ve 12 yılda yaklaşık bir 30 şehir falan gezdim. En sonunda buraya geldim, Büyükçekmece'ye. Bölgemizde galiba yeniyiz. İstanbul'da evet, yeniyiz. Evet. Bundan sonra İstanbul'da sürdürmeyi düşünüyorum çalışmalarımı. Rıza, seni tabii ki tanıyacağız. Seninle ilgili daha çok konuşacaklarımız var. İsterseniz izleyicilerimiz için bir parça seslendirirseniz sevinirim. Tabii ki. Tarzımın çok sevilen parçalarından birisi Kırmızı Yatağım Uzun. Dışarıya kaybedelim. Her köşe başında kuş gibi nereye yalanlardan. Ömrüm benim apucu yarım. Çık dışarıya kaybedelim. Her köşe başında kuş gibi nereye yalanlardan. Şuncacık ömrümde çalanlar var. Yar değil aklımda yalanlar var. Bana sevda nerede diye soranlar var. Beni kim öldürdü sanıyorlar. Şuncacık ömrümde çalanlar var. Yar değil aklımda yalanlar var. Bana sevda nerede diye soranlar var. Beni kim öldürdü sanıyorlar. Soranlar var. Beni kim öldürdü sanıyorlar.
çalanlar var. Yar değil aklımda yalanlar var. Bana sevda verdi diye soranlar var. Beni kim öldürdü sanıyorlar. Yüreğine sağlık sevgili Rıza'm. Teşekkür ederim. Rıza'm, o kadar duygulandık ki, o kadar heyecanlandık ki, sanatçı ruhu ile ilgili merak ettiğim birinde bir konu var. Tabii ki izleyicilerimiz de merak ediyordur. Sanatçı ruhu ile ilgili bize biraz bahseder misin? Siz sabah kalktığınızda nasıl bir ruhla kalkarsınız ve gününüzü nasıl yaşarsınız? Ya aslında ruh olarak tabii diğer insanlardan çok farklı olarak uyandığımı ya da uyandığımızı bizim gibi insanların söyleyebilirim sanatla uğraşan. Bu bir fotoğraf sanatçısı da olabilir, bir heykeltıraş da olabilir, işte bir ressam da olabilir. Benzer duygularla uyanırız. Sadece diğer insanlara göre hani çok yüzeysel değil de böyle sığ değil ama çok derin, belki biraz karanlık, hani belki biraz felsefik bakan insanlarız hayata. Daha içsel bakabiliyoruz. Çünkü duygu işi yapıyoruz. Şimdi bir manav işte domates satar, bir duygusu, ruhu yoktur bunun. Ya da bir keresteci bir odun keser, işte odun kesmenin bir duygusu yoktur. Yani bizim yaptığımız iş genel itibariyle duygusal olduğu için yani mesela kırmızı ışıkta bir araç düşünün, yeşil yanmasını bekler bir an önce geçmek için ama biz o işte yağmurlu bir günse özellikle bir serçeği kaldırımdan zıplıyorsa biz o serçeği inceleriz. Yani evet, bakış açımız diğer insanlar, yani ben kırmızı ışığı görmem o anda. Ya da zaten müzik de doğanın içinde var. Biraz kendisi akım olarak felsefi bir şey müzik. Yani kendi işim adına konuşacak olursak zaten çok felsefi bir iş. Doğanın içinde bir yaprağın hışırdamasında müzik var. Bir yağmurun sesinde bir müzik var. Bir rüzgarda, bir uğultuda bir müzik var. Evet. Bir bülbülün sesinde bir müzik var. Bir nota var aslında. Ve zaten insanlar doğadaki müziği görüp keşfetmiş. İnsanlık olarak hani keşfetmişiz artık. İlk ne zaman keşfedildiyse. Doğanın içine zaten bu varmış, bize sunulmuş bu. Ve biz onu işte bir cevizin düşüşünde de var bu yere. Ne bileyim. Yani doğanın içinde olan bir şey aslında biz keşfetmişiz. Müzik doğayla iç içe olduğu için zaten kavramsal olarak çok felsefi bir şey. Diğer insanlara nazaran daha derin olduğumuzu söyleyebilirim özetle. Yoksa benzer özelliklerimiz vardır işte. Kahvaltı yapıyoruzdur, normal seyrinde yaşıyoruzdur ama yani sadece zamanı böyle durdurup bazı zamanları iyi değerlendirebiliyoruz diyebilirim diğer insanlara göre. Hani o ışık örneğini o yüzden verdim. Evet. İşte küçük bir an bulduğumuz zaman bir şeyler karalayabiliyorum mesela ben. Hafif fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Hani ilginç gördüğüm bir şeyin fotoğrafını çekebiliyorum. Ya da işte bir gazetede, yani sizin de televizyonunuzun gazetesi olan gazetede köşe yazarlığı yapıyorum. Duygularımı orada da anlatmaya çalışıyorum. Yani yazarak çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Diğer insanlardan biraz farkımız bu. Ve şey, en önemlisi şunu söylemeliyim. Sanatçı ruhu biraz kaygılı olur. Yani biraz muhalif olur. Yani toplumun, çağın bütün cinayetlerine tanıktır çünkü sanatçı. Bunları izler ve sanatına yansıtır. Bunu yapmayan insana zaten sanatçı olmaz diye düşünüyorum. Bu ruhu tabii ki sizden farklı görüyorsunuz. O ruhu yakalıyorsunuz. Evet. Dediğiniz gibi bir rüzgarın sesinden bile, yaprağın dökülmesinin sesinden bile ruhu kazanabiliyoruz. Evet. Bunlarla mı beste yapıyorsunuz? Sanırım senin yaptığın bestelerin de var. Evet, kendi bestelerim de var. Hani hiçbir yerde söylemiyorum. Yani şimdilik hazırlık aşamasında olduğu için. Tabii ki bu ruhtan besleniyoruz. Yani kimi sanatçı acıdan beslenir, işte kimisi mutluluktan beslenir. Ben çok mutlu şarkılar yapmıyorum açıkçası. Acı biraz kalmış oluyor. Müziğin içinde biraz acı var. Hayatın içinde zaten biraz acı var. İşte görüyoruz yaşadığımız ülkenin ya da işte dünyanın ne gibi bir halde olduğunu. Bu kaygılar, bu düşünceler bizi farklı, değişik işler yapmaya sevk ediyor. Değişik besteler yapmaya sevk ediyor. Ama genel itibariyle içerisinde bir acı olduğunu söyleyebilirim. Yani izliyoruz sadece, insanları izleyip bir yazar bunu kitaba dönüştürüyor, bir müzisyen notaya döküyor bunu. İşte bir heykeltıraş işte heykeline yansıtıyor, bir ressam resmine yansıtıyor. Öyle bir şey. Rıza'm, yanılmıyorsam İzmir'den gelmiştiniz. Orası da tabii ki büyük bir şehir ama daha büyük bir şehire geldiniz. Burası, bizler yıllarca buradayız. Sizler de dediğiniz gibi ruhumuz tamamen müzik. Büyük şehirlerde biz artık hakikaten müzik ruhuna ihtiyacımız var. Hani nasıl dediniz ya, siz gitarınızla müziğinizle uğraşıyorsunuz, biz de haberciliğimizle sanatımızla uğraşıyoruz. Tabii. Büyük şehirlerde, yalnız büyük şehirlerde o kadar stres, sıkıntı içerisindeyiz ki
sizin gibi sanatçıların ihtiyaçlarınız var. Sanat dinleyicilerimiz sizlere ihtiyaçları var. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Büyük bir yerdesiniz. İstanbul gibi metropoldasınız. Müzik dünyasına girmekle ilgili düşünceleriniz, yapmak istedikleriniz, hayalleriniz, bize onlardan da bahsedirseniz seviniriz. Öncelikle yani teşekkür ederim güzel düşünceleriniz için, dinleyicilerinize de, yani izleyicilerinize de teşekkür ederim. Tabii ki müzikal planlarım var. Bunun da merkezi Türkiye'de. Bizim yani piyasanın mutfağı aslında evet. İstanbul'dan geçiyor. Evet. Her müzisyen ya da her sanatçı gerçekten İstanbul'a mahkumdur, mecburdur. Ben bunu hep söyledim, söylüyorum. Ben liseden sonra 12 yıl boyunca gezdim, en son İstanbul'a geldim ama bir gün zaten geleceğimi, mecburen geleceğimi biliyordum. İstanbul çok güzel bir şehir. Dediğiniz gibi çok kalabalık ama. Evet. Çok trafiği var. Yani bu şehirde yaşamanın da aslında belli başlı yoruculuğu var. Ama ben bu işte büyük kitlelere seslenmek istiyorsam tabii ki bu şehirde olmak zorundayım. Albüm çalışmam var her müzisyen gibi işte. Yani böyle bir çalışma düşüncem var, albüm çalışması düşüncem. Tabii zor yani çünkü bu tarz şeyler biraz imkan gerektiren şeyler. Yani kaliteli bir şey isterseniz, yani sınırı yok öyle söyleyeyim. Şimdi 100 bin liraya da albüm var, 500 bin liraya da var, 1 milyona da var. Evet. Tamamen çaldıracağınız insana, işte fotoğraflarınızı çektirecek fotoğrafçıya kaşesine göre fiyatları değişiyor bunun da. İşte bir araba gibi düşünün, işte yani evinize aldığınız bir mobilya takımı gibi düşünün. Hani onların bile belli bir sınırı var ama müzikte yok bu. Evet. Yani tutup gündem yaylı grubuna keman çaldırırsanız stüdyoda onun fiyatı bellidir. Tabii ki. Yani Hasan diye bir kemancıya çaldırırsanız onun fiyatı bellidir. Yani İstanbul'da bunu deneyeceğim, yapacağım tabii. Bunun için savaşacağım, bunun için buradayım. Tabii biraz kurtlar sofrası diye de bir şey var İstanbul'la ilgili. Aynen. Bütün şehirler söyler bunu zaten. Hani bu 81 illeri bilinir yani. Ama savaşmadan da ulaşamayız diye düşünüyorum. Hiçbir zaman ulaşılmaz. Evet yani. Ve savaşarak ulaşınca nasıl da hani hazzının ne kadar güzel olacağını bildiğim için çok sorun etmiyorum savaşacağız sadece. Peki izleyicilerimiz için o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Artık Rıza Gökbayrağı görecekler ve duyacaklar. Doğru mudur? Tabii inşallah. Yani ileride de daha büyük platformlarda seslenmek istiyorum onlara. İnşallah. Fazla biz sohbetimize daha sonra devam edeceğiz ama dilerseniz izleyicileriniz için güzel bir parça daha seslendirirseniz. Bu parçanın içinde de bir Ahmet Arif şiiri okuyacağım. Peki. Kıymetli edebiyatçılarımızdan. Kardeşliğin, çalışmanın, beraberliğin,
atom güllelerin katmer açtığı, şairlerin, bilginlerin dünyalarında dalmışım bir başıma, bir başıma ve uzak, görüyor musun? Nasıl severim bir bilsen Köroğlu'yu, Kara Yılan'ı, Meçhul Asker'i, sonra Pir Sultan'ı, Bedrettin'i, sonra kalem yazmaz, bir nice sevda, bir bilsen, bir bilsen onlar beni nasıl severdi. Bir bilsen Urfa'da kurşun atanı, minareden, barikattan, selvi dalından ölüme nasıl gülerdi, bilmeni, bilmeni mutlak isterim, anlıyor musun? Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip, nereden olursan ol, içeride dışarıda, derste sırada, yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, mesatçının, hayının, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan, dayan hüsnü etme beni, gör, gör nasıl yeniden yaratılırım, namuslu genç ellerimle, kızlarım, oğullarım var gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası, kaç bin yıllık hasretimin goncası, gözlerinden, gözlerinden öperim, bir umudum sende, anlıyor musun? Bir umudum sende, anlıyor musun? Anlıyor musun? Yaralıdır canı yüreğim, hasretinle eriyip giderim, seni nasıl unutsun bedenim, gözüm dala garip bilirim. Ağzına yüreğine sağlık sevgili Rıza. Teşekkürler. Bizleri yine bir iki dakika uzaklaştırdın, bizden bizden ettin. Teşekkür ediyorum sizlere. Rıza'cığım şunu merak ediyorum. Gitarı eline aldığımda ne zaman başladım ben Anadolu rock söylemeye? Esasen böyle bir tarif var mıydı? Var. Nasıl böyle bir yola çıktın? Ya şimdi çok ironik olacak da, yani ben kuzenimle birlikte, işte o zamanlar 9 yaşındayız biz. Yani o da o yaşta, benimle aynı yaşıt. Ona da selam olsun bu arada. Şu an Fethiye'de rehberlik yapıyor. Bizim böyle müziğe ilgimiz vardı zaten. Barış Manço, Barış abiye çok ilgim vardı. İşte onun şarkıları dönüyordu o zaman. Galiba bizim ilk böyle heveslendiğimiz dönem Barış abi ölümüyle tanıdık zaten Barış Manço'yu. Vallahi benim yani gitar alacak param yoktu açıkçası. Evet. 9 yaşındaki bir çocuğun, yani şimdiki nesil gibi çok şanslı değildik. Tabii yani şimdiki ebeveynler biraz daha, evet, aynen öyle. Onlar daha çok bakıyor şanslılar çocuklarına. Şimdi gitar alacak param olmadığı için marangoza böyle bir ağaçtan gitara benzeyen bir şey yaptırdım ben. Yani o daha ucuzdu. Evet. Ama gitar değildi. Üzerine de yani ilkokulda kullandığımız kırmızı kalemler vardı bilirsiniz. Çok başlık ilginç atmak için. Çok ilginç. Onunla güzelce bir tel çizdim filan. Tabii kuzenime de davul gerekiyordu. Çünkü rock yapacaksak davul lazım. Gitar hazır. Yani ağzımızda çıkarabiliriz o sesi. Baktık yani etrafta böyle davula benzeyen bir şey yoktu. Babaannemin turşu bidonunu bulduk. Arka evet odada. Çok güzel davula, yani çok yatkındı. Hemen onu bir ters çevirdik böyle gayet. Sonra bahçemizde de bir kayısı ağacı vardı. Ondan da iki dal baget oluyor. Biz onu evet şimdi baget diyoruz. Ekip de kullanıyor arkadaşlar. Yıllardır artık profesörle çalışıyoruz. İşte ben elimde gitar, o da davulu hazır. Böyle turşu bidonuyla başladık Barış Manço şarkıları söylemeye. Sonra onun babası şeydi, bağlama hocasıydı. Benim eniştem oluyor kendisi. Evet. 40 yıllık bir bağlamacı. İlk bağlamayla başladım. Hani sonra buna döndüm. Evet. Bu hep böyle oluyor zaten. Bağlama, daha sonra gitar falan. Evet. İşte tarzınızı belirliyorsunuz. O sonra bizim müziğe olan ilgimizi fark etti. Kursuna çağırdı bizi. Tabii biz kurs ücretini ödeyecek paraya da sahip değildik. Çünkü 60 milyon gibi bir paraydı ve çok ciddiydi. Bugünün 6 milyarı gibi bir şeydi bizim için. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, reklam olmasın ama en pahalı sigarayı 3 liraya aldığımız dönemler, yani bahsettiğim dönemler. 60 lira ciddi bir paraydı bir çocuk için. Kursu temizledik biz de 18 yaşına kadar falan. Kurs verilen sınıfı temizledik. Bunun karşılığında da kurs buluyorduk babasından, yani kuzeninle evet birlikte. Evet. Tabii o da bizi ayırmadı. İkimize de eşit davrandı sağ olsun. Sonra rehber oldu. Ben devam ettim bu işe. Şimdi ben kuzenini görmedim tabii ki. Kuzenin durumu nedir?
kuzenin zirvede bıraktı diyelim. Zirvede bıraktı. Aynen. O biraz hani bu işi hobisel anlamda düşünüyordu galiba. Evet. Ya da çok yetenekli değildi bana göre. Yani evet. Kendi de kabul eder bunu. O benden önce başladı normalde kurslar. Benden iyi bağlama çalıyordu ama benim içimde müzik sevgisi olduğu için bir ayda ben onunla aramı kapattım, hatta bir aylık da ilerledim. Evet. Ya herkesin de müzik yapabileceği gibi bir şey yok yani hayatta. Her insanın işte ayrı bir yeteneği var. Rehberlikte de çok mutlu. Ben şimdi, şu an zaten. Dediğin gibi her insanın da farklı bir yeteneği de vardır. Evet. Kimileri eğitimini alıyorlar ama bir türlü çalamıyorlar. Kesinlikle. Bazı insanlarda da kulak vardır. Kulakta çok harika bir müzik ortaya çıkarabiliyorlar. Evet. Senin bu şekilde önce bir altyapın var mıydı? Eğitimini almış mıydın yoksa kulaktan da bu şekilde mi çalmaya başladın? Yok tabii ki. O eğitim kursta var. Eğitim aldık eğitim işte alırsın. Ama yani kulağım hala var benim. Mesela bazı müzisyenler... Herhalde olan da odur büyük ihtimalle bence dedikleri gibi. Kesinlikle. Kulak var mı diye. O var ama notalı da çaldık. İzleyicilerimiz belki bilmiyor olabilir. Kulak tabiri yani onu bize biraz daha açarsan sevinirim. Kulak aslında yani kendinden örnek vereyim nasıl olduğunu. Yani kulağı var demek için bir müzisyenin işte duyduğu şarkı hemen anlaması gerekiyor, kavraması gerekiyor. Mesela ben bir şarkıyı 10 dakika içinde çözebiliyorum. Evet. Yani tamamıyla çalabiliyorum 10 dakika içinde. Eğer tarzıma yakınsa, sevdiysen ilk duyduğum 10 saniye ya da 15 saniye içinde de şarkının makamını ve tarzının ne olduğunu çözebiliyorum. Tabii ben bu işi yaptığım için böyle biraz. Ama her yapanda da yok bu. Kulak ayrı bir şey. Yani ayırt etmeyle alakalı galiba. Evet. Şimdi çoğu eğitimini alıyorsun dediğiniz gibi. Çok haklısınız. Çalamıyor mesela yıllarca. Ve insanlar şey der hani bizim ülkemizde ben bu ironiyi de çok gülerim. Her evde bir bağlama gitar olmasından dolayı şey derler ya ülke işte müzikle ilgileniyor falan. Hayır yani her evde bir müziğe imrenen vardır. Gider çalamaz bir süre sonra işte kızlarımız ya da erkeklerimiz, çocuklarımız. Doğru. Sonra duvara asılır, kalır orada bir hatıra olarak. Yani kimileri de yapar, meslek olarak yapar bu işi. Bu böyle bir şey yani. Peki, Rıza Gökbayrak'a ait yapılan sözler, bunlar ileriki zamanlarda dediğin gibi bir albüm oluşturulacak. Tabii. Sana ait olan söz ve yazarlığın kaç adet var bunlardan birikmiş? Sanırım 35 tane hazır var. Ya o da 3 albüm falan ediyor eski usule göre. Gerçi artık 12 şarkı çıkarmak mümkün değil ama. Bir de 15 tane yarım olan var. Yarım olan yani. Bunlar tabii ki zamanla tamamlanıp bir albüm içerisinde dönüşecektir. Ya bir 5 albüm ediyor totalde. O da zaten 5 albüm çıkarana kadar zaten bir 10 yıl geçer. 10 yılda yenilerini yazarız yani. Bir 10 yıllık götürecek var yani. Peki Rıza Gökbayrak tek mi olacak? Grup olacak mı yoksa tek Rıza tek başına mı gibi? Şöyle ki yani tabii grup olacağız. Yani esasen o konuyu çok iyi oldu açtınız. 80'lerden beri yine ülkemizde müzik anlamında kanayan bir yaradır. Bizim ekip arkadaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız her zaman maalesef yaşamın da getirdiği kötü şartlardan ötürü hani yaşam güçlüğü, ekonomik düzeysizlikler ya da düzensizliklerden dolayı artık grup kavramı yok, onu söylemeye çalışıyorum. Ben şimdi yıllardır grupla çalışıyorum ama mesela bir yere gideceğim zaman ekstra grup mu geliyorsunuz? İşte grubunuzun ismi var mı dediğinde diyemiyorum. Diyemiyorsunuz. Çünkü bizim piyasa şöyle bir şey oldu, birazcık fazla para alacağını bildiği zaman İşte ekipteki biri başka bir yere hemen kanalize olabiliyor. Evet. Şimdi de bu kısır bir döngü. İnsanların kafasında şöyle bir şey var. 80'lerden beridir niye ciddi bir müzik grubu gelmedi? Çünkü bu samimiyet yok. Evet. Barış Manço'nun Halil İbrahim Sofrası isimli bestesinde, klibinde tencere bulamıyorlar. Tencereyi kız kardeşinin çeyizinden alıyor. Öyle bir arkadaşlık, kardeşlik var. Evet. Zaten hani bu oluşturulursa sağlam bir grup olabiliyorsunuz. Bulutsuzluk Özlemi gibi, işte Moğollar gibi, Kurtalan Ekspres gibi. Yoksa işin içine parayı sokarsanız grup olarak, ki bizde gerçekten şu anki jenerasyonla grup olmak mümkün değil. Paralı işçi gibi düşünün. Hani yanlış anlamasın insanlar da sürçülisan ettiysek affola ama. Yani ben arkamdaki insanları paralı çalışanlarım ya da çalışanımız, personelimiz gibi görmek zorunda kalıyorum. Çünkü bir samimiyet yok. İşte atıyorum birisi birazcık fazla para verse oraya gidiyor. Ben de bunun çözümünü şöyle yaptım. 12 yıldır ben adımla çıkıyorum. Evet. Genelde. Yani grup kurmak mümkün değil. O samimiyet yok. O çok ayrı bir iş. Çok manevi bir iş. Kuranlar da başarılı oluyor mu? Evet oluyor. Ama günümüzde kurulanlar da dağılıyor. Model dağıldı mesela. Evet. Modelin işte solistini önce gönderdiler. Sonra baktılar yapamadılar. Çocuklar da İngiltere'ye gitti falan. Genelde böyle oluyor. Son zamanlarda kurulan gruplarda öyle bir dağılma evet. içerisinde. Geçmişten gelenler gördüğünüz gibi hep sağlam. Sağlam duruyorlar. Tabii, onlar bir şekilde tabii duruyorlar. Ki, tabii ki. Samimiyet var çünkü aralarında.
Teşekkür ederim sevgili Rıza Gökbayrak. Bunun dışında inşallah ileriki günlerde de bizim burada tabii ki radyo esenet.net'imiz var. Ben orada da bir program yayın yapıyorum. Bir gün eğer sen de uygun görürsen, gelirsen dinleyicilerimizle sadece müzik programı yapmak istiyoruz. Olur tabii ki çok sevinirim. Onun dışında müzik programı tamamen sohbet, muhabbet içerisinde geçecek ve bugün iki tane söyleyebildin ama radyoda iki saat boyunca daha çok söyleyeceğiz inşallah size. Teşekkür ediyorum sevgili Rıza. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Sevgili Express TV izleyicileri, ben Cihan Beyaz. Bugünkü konuğum Rıza Gökbayrak'tı, Anadolu rock sanatçısı. Sevgili Rıza'cığım, bugün bizleri kırmaya buraya kadar geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun size ve izleyicilerinize. Yakın zamanda tekrar buluşmak dileğiyle umarım. Ben çok keyif aldım bugün. Ben teşekkür ederim. Sanırsın dağlarda yok. Susanırsın, kalbinde güç kalmaz yarın olsa da. Yarın olmaz. Zor günlerin ardında huzur olmaz ki her zaman. Kalbinde güç kalmaz yarın olsa da. Sözlerin kardeşlik, yüreğim senledir her zaman. Umudum sonsuzluğum, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Giriyor, geçiyor hayat. Dönüyor, durmuyor dünya. Geliyor, geçiyor hayat. Dönüyor, durmuyor dünya. Sanırsın yalnızlık tek dostun. Aldanırsın, aşmakla bitmiyor hiçbir zaman. Yüreğim senledir her zaman. Umudum sonsuzsun, uğraşım bitmez hiçbir zaman. Geliyor geçiyor hayat, dönüyor durmuyor dünya. Geliyor